Burası Adapazarı Öğretmen Evi. Odalar dar, iki kişilik. Tek başına bir odayı tutmak mümkün olmuyor çünkü sadece 29 kişi misafir edebiliyor. 29 kişi de mutlaka doluyor. Tek başınıza gelmişseniz yanınıza bir yabancı oluyor. Kız kıza ya da erkek erkeğe kalıyorsunuz. Benim arkadaşlarım iyiydi, şanslıydım. 2019'da 75 TL'ydi. Sabah kahvaltısında yumurta, peynir, zeytin, iki domates, bir salatalık vesaire vardı. Ama 5 TL ek fiyat alıyorlar. 5 TL tabii ki bir şey değil. Sınırsız çay. Ben otellerde fazla vakit geçirmeyi sevmediğim için problem değil. Yattım, kalktım. Şimdi gidiyorum gezmeye. Navigasyon Adapazarı Öğretmen Evi yazınca güzelce gelmiyor. Dolandırıyor, dolandırıyor çerçeve çevresinde. Ama şuradaki Sakarya Yüzme Havuzu yazdığınızda öğretmen evinin neredeyse kapısına getiriyor. Bilginiz olsun. Öğretmen evinin hemen kenarında şöyle güzel bir park var. Şu uzakta görüyor musunuz bilmiyorum. Tren var ya, trenin arkasında da değirmen var bakın. Sevimli bir değirmen. Onun dün ben yanına gitmiştim. Bakın yavaş yavaş dönüyor. Tahtadan yapılmış kocaman gerçek bir değirmen bence. Şurada havuz. Etraf yeşillik. Şu uzakta görünen, şu anda tam odakta olan beyaz yer Adapazarı Öğretmen Evi. Hemen sağ tarafta Adapazarı'na hizmet veren mesela Saskiler, işte vesaire yerler. Burada dediğim gibi otopark sorunu vesaire yok. Adapazarı küçük, sevimli bir yer. Etrafında çok güzel yerler var. Paylaştığım videolardan etrafındaki sevimli ve güzel yerleri görebilirsiniz. Mesela şu çiçekler bile güzel bence. Ben çiçeği böceği çok severim. 2019'da açmış çiçekler. Mesela asıl tur gelmiş. Demek ki burayı gezmeye değer yer olarak seçmişler. Dün Adapazarı'nda Acarlar Longozu'nu, Maden Deresi'ni, Poyrazlar Gölü'nü gezdim. Üçü de birbirinden güzel, sevimli yerlerdi. Zaten yollar da güzel. Sağ sol ağaç, çiçek, böcek. Kısacası çok güzeldi. Şimdi Ankara'ya dönüyorum inşallah. Şurası öğretmen evi. Şu benim araba. Şimdi yola çıkıyorum. Hadi bismillah.